Yüreğine sağlık. Evet, Sümbani'nin ne güzel bir eser. Benim de çok sevdiğim güzel bir eser. Ben de çok severim Sümbani Baba, evet. Ya türkülerin hepsi gerçekten güzel. Aynen öyle. Sümbani Baba gibi, Mahsuni Şerifler gibi değil mi? Evet, Aşık evet. Veysel'ler gibi. Akarsular gibi. Muhlis Akarsular gibi eserler. Aynen evet. Onların tadı, onların lezzeti. Şimdi bunların yeri dolmaz. Hani mümkün değil. O yüzden dedim mümkün üretim değil. Bitiyor, bitti yani. Yani artık. Evet. Şöyle bir baktığınızda şimdi bir albüm yapıyorsunuz. Mesela hepimiz bir eser arayışı içerisinde oluyoruz değil mi Sadık? Evet. Ne kadar zor. Aynen. Bulabiliyor muyuz istediğimizi? Yani bu türkülerin tabii. Lezzetinde bir şey bulabiliyor kesinlikle muyuz? Bulamıyoruz. Yok. Bulamıyoruz. Kesinlikle. Ama senin bir yönünü çok seviyorum. Sen çok araştırmacısın. Yani evet. Uğraşıyorum bayağı bir arşivleri bayağı değil bayağı bir... Ya bu da işte işten gelen bir şey. İşte aslında böyle olmak lazım. Yani zaman da istiyorum. Onlar işte dinle falan şeyde bayağı da büyük... Ama işte sen gene de her şeye rağmen bir tarafta salonun var, onunla evet. Uğraşıyorsun. Diğer tarafta televizyon programların var. Bir tarafta televizyon programları evet, var. Yani evet. Sen de bayağı bir sosyal bir faaliyet içerisinde olan bir arkadaşımız. Yani uğraşıyoruz ekmeğimizi kazanmak için. Yani müzik, aşk için yapıyorum müziği. Parayı da hani salonda, ticarette yani evimi oradan geçindirmeye Allah çalışıyorum. Müziği de, Allah daha çok kazançlar nasip etsin. Sen çünkü onu hak eden ben bir kardeşimsin. Ben müziğe aşığım. Yani bu içimden gelen bir aşk. Yani para kazanayım diye artık şu an için müzik yapmıyorum. Çünkü zaten, para kazanmak bir hayli zor oldu. Zaten müzikte. Onu düşünmüş olsan bu nedenle arşivlere girmezsin. Evet. Araştırmaya girmezsin. Yani insan bir şeyi yaparken yaptığının bilincinde olmak ister. Evet. Sen onu yapıyorsun. Keşke bütün sanatçı arkadaşlarımız da böyle bilgili olsa değil mi? Neyin nerede olduğunu bilse. Mesela bazen oluyor ki ben bile okuduğum eserlerin samimiyetimle söylüyorum. Herkesten duyuyorum ama hiç kimse kaynağının nereden geldiğini, sözlerin kimden olduğunu, nereden derlendiğini evet. söylemiyorlar. Biz de söylenmediği için bilemiyoruz. Evet. Ha burada eksik miyiz? Eksiyiz. Senin yaptığını yapmamız aslında, lazım aslında. Şey araştırmak lazım. Araştırmak yani, lazım. Hani, ben mesela sahnede bazen yorumladığım mesela hangi yöre olduğunu söylüyorum. Mesela hani örneğin Tokat'ın birçok güzel eserleri, inanılmaz güzel eserleri ama İnsan hep şey Tokat işte Tokat'tan mı geliyor vesaire o türkülerle Tokat'tan. Oh yani hareketli türküleri ama güzel. Halbuki Tokat'ın o kadar güzel eserleri var ki. Mesela 365 günümde yandı ha yandı var. Evet. Ondan sonra Yeşil Ördek gibi daldım göllere bir Tokat türküsüdür benim bildiğim ama çok güzel bir değiştiriyorlar ya herkes kendi kafasına göre bir şeyleri değiştiriyor. Çünkü ben Türk yörelerin eseri yapan da Tokatlı zaten. Benim asker arkadaşımın babası Mirza abinin babası Yeşil Ördek gibi daldım göller eser sahibi de Tokatlı zaten. Mesela çok güzel bir türküsü vardır. El çek tabip el çek sinem evet, üstünden. Evet o çok güzel. Sen benim Sadık var mı sende o ya? Yok mu? Muhteşem bir o zaman eserdi. Senden dinleyelim bile ama çok zor bir eserdi. Çocuklarla da geçmedik. Onun borcum olsun. Peki. El olup yarem incitme tabip Sadık o da çok güzel. Yani güzel gerçekten güzel eserlerimiz var aynen. Tokat'ımıza. Buradan hatta o eserlerimizi TRT'ye taşıyan sevgili Melican Bahar annemizi de buradan sevgiler olsun diyelim. Çünkü onun da Tokat yöresi kültürüne, radyo arşivine, bilhassa Tokat türkülerine yer vermesi müthiş. Onun değeri evet. ölçülemez. Kaynaldan evet. beni dinliyorlarmış, menajerim, benim sürekli dinleyicim, çok can dostlarım Kangal Çat. Köyünden dostlarım. Ya bak biliyorum. Şimdi Çiltaş aile sizi çok seviyorum. Aileme de buradan selam gönderiyorum. Minare Kaya'ya, tüm Kangal'a, tüm yakın köylerime, Karanlık köy. Kardeşim benim yakın köylüm burada tanıştık. Öyle mi? Muhteşem, evet. Zaten sevgili Serhat'la ben çok uzun yıllar birlikte sahne aldık. Abimiz de burada tam muhteşem. Ekip süper. Zaten bayıldım, Saim abi kaldım. De Sivaslı, evet, hemşerim senin. Sivaslı olmak Tokatlı olmak da güzel yani. Bak şimdi kapı. Tokat, Sivas neredesiniz hemşerim siz ya? Neredesiniz? Akın buraya bu akşam akın. Süper. Yani tabii ki o. Şimdi baktılar ki türküler güzel diyor. Biz en iyisi sohbetlerini bunların kesmeyelim. Hiçbir farkı yok ki Tokat'ın, Tokat, Sivas'ın, Erzincan, aynı, Malatya. Aynı. Biz birbirine yakın aynı türküler zaten. Evet. 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 Hakikaten. Aynı havayları. Ellikleri aynı oynuyoruz aynı. Değil mi? Sayın abi. Peki Sılan Alcım, senden Gülen Alcım, ya benim eşek arası soksun diyeceğim ya. Vallahi billahi böyle gaflete düşüyorum. Sevgili menajerimiz de oradan bize gülüyor. Kız gülme bana. Evet Gülen Alcım, senden şöyle peki, güzel bir eser alalım. Canlarım bir çamşığına hiç gitmedik. Bir çamşığı yapalım. Ömer abi de çok seviyor uzun hava. Bir dörtlük yapalım, akabinde güzel bir... Özellikle Arguvan havalarını çok seviyor. Çamşı Arguvan zaten şey olarak
Çok birbirine benziyor, evet. Şu fani dünyadan göçtüğüm zaman acep kimler yumar benim gözümü diye güzel bir Çamşı eseri okuyayım. Tüm dostlarımıza, bizi dinleyen tüm dostlara gelsin. Akabinde ben bir değişim halim. Dostun Gül Cemal'im. İstemem ayrılmak senden sonra.
fakire başı başka yanandır. Hak erenler birbirine kanandır. Ey can anam, dosta doymak olmaz olmaz, doyan erkanı ne çare ayrılık zamanı geldi. Dosta doymak olmaz olmaz, doyan erkanı ne çare ayrılık zamanı. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kız sen beni veren mi edeceksin? Ay canım. Beni veren mi edeceğiniz anlaşılan belli yani. Böyle dertli dertli söylüyorsunuz. Vallahi işte bizim yüreğimiz yanık böyle. Ya vallahi billahi. Sadıç'ım durmayalım. Hemen arka arkaya şöyle güzel iki sen tane. Sen çok mu canlı? Bize söyledin. Evet hakikaten. Ya ben. Şimdi bak bazen bir programa git kardeşim kusura bakma. Estağfurullah. Programa gidiyoruz ya programcılar. Abi ben bugün çok mu konuştum ya acaba? Şimdi ben de yaptım çünkü çok kısa bir televizyon programı. Bizim hani örf adetlerimizde gelen misafir ağırlanır ya. Ama evet. Ben istedim bugün senin çok okumanı. Çünkü özlemişim sesini. Teşekkür ediyorum. Programcı vallahi hiç fırsat vermiyor. Ben o yüzden çok fazla televizyon programlarına fazla katılmam. Gidiyoruz, katılıyoruz. Yok, hani ben konuk de, ben gittin oraya konu mankenimi böyle oturuyorsun. Ya, bir Türkiye'de şey, bu hakikaten de çok yanlış. Eğer sen programcıysan bak sevgili Gül süper. Yani ama ben hakikaten gönülden istiyorum lütfen bir tane oku en azından. Biz gidip orada oturuyoruz. Bir tane iki tane bize okutuyorlar. Sonra programcı. Buradan benim onlara için, söylüyorum. Onlar kendilerini biliyor. O yüzden inanın ben gitmiyorum. Yani bana diyorlar ki Gülena sen niye katılmıyorsun programı? Kardeşim yani herkes Gül Yaman gibi konuğunu ağırlayacaksa ben her gün geleyim bu kanala. Yani öyle bu, değil mi? Hani, şimdi bizler bu işi yapıyorsak, eğer sanatçıysak birbirimize fırsat vermemiz gerekiyor. Evet yani ben de aynı şeyi yaptım çünkü çağırdığım konuklara inanın ben bir tane ya da iki tane okudum. Sonuçta önemli olan ben konuğumu ağırlamak için ben tabii oradayım canım, yani. Tabii. Sadık benim hem sağ olsun bayram çekimlerime de katılmıştı evet, geçen yıl. Allah razı olsun bin kere kardeşimden. Yayına veda etmeden geçen yıl yine en son dönemlerde yine yayınıma geldi beni yalnız bırakmadı. Evet. Yani ben elimden geldiği kadar kendimi süpersin, geri plana yani çekiyorum. Çünkü sonuçta o insanlar beni kırmayıp benim misafirim oluyorsa eğer çok teşekkür onlara ya, o vakti vermem gerekiyor. Geri de çekilmemek lazım tabii ama neticede bir muhabbet ortamında. Tabii o ayrı yani. Sonuçta ben buradayım. Sonuçta ben buradayım. Gene ben söylerim. Gene ben türkümü söylerim. O hiç sorun değil. Gönüller bir olsun önemli olan. Sevgili Sadık o kadar hani konu farklı şeylere gitti. O kadar şeylerle karşı. Çünkü ben yıllardır bu için çok küçük yaşlarda başladım. Yani TRT'den yola çıkarsan. İnanın o yüzden gitmiyorum. O kadar şeylerle karşılaştım. Ya onu ben de yaşadım gittim ama. Gittim bir tane türkü okuyup oturduğumu biliyorum. Yani bunlar ben hoş. Evet, bu doğru. Ben kanala doğru. Çıkma meraklısı asla değilim. Yani hakikaten. Meraklıları var evet. İnanın çok. Değilim. Ben sevmiyorum bir ama yani. Bir türkü okuyup sen kimsin Gülenaz? Nereden geldin? Senin eğitimin ne? Nerelisin? Hani müzik aşaman ne? Bunlar sorulsun istiyorum. Gül ne sonuçta kadar güzel. Sen o sanatçı çünkü, sonuçta evet. Çağırıyorsun tanıtma için. Aynen, yani inanın onları yaşadım. Bir türküyle yani. Katıldığımı biliyorum. Ben de aynı. Mertime evet. Gitmiyorum. Ben de aynı. Konu bölündü ama bu yok ama söylenmesi gereken şeyler. Kaydayı bozmuyor. Yani. Ben bu işini bilmeyen sunum yapan arkadaşlara söyledim. Buyurun. Söz sende canım. Evet. O zaman bir ufak bir Arguhan uzun havası, peşine de bir Male okuyacağım, Sivas Divriği. Değil mi? Yanılmıyorsam. Tokat diyorlar, Tokat. Tokat bizi aramıyor bu akşam, Tokat. Ne oldunuz, uyudunuz mu? Erken başladım. Bak önceden diyordunuz ki programa çok geç başlıyorsunuz. Erken başlıyoruz, sesiniz çıkmıyor hemşerim. Kardeşim nerede Allah. Benim hemşerilerim? Canım benim. Onları bak, temsilen Emre abi burada ya. Gene kızıyorum, hangi kameradayım ben dermişim. Hadi bakalım gelsin türkümüz. Müzik
aman ölem. Deli deli de dolaşırım. Çirkinine de bal yiyemem. Güzeline de taş taşırım. Amana gel, amana gel. Zalim kızı neyden neyden imana gel. Eğer bakla bulamazsan da ana, kal burada samana gel. Üç güzel geliyor bağlardan beri, taramış zülfünü male male etmiş dımarı, etmiş dımarı. Al göğsün üstünde male male zemzem pınarı. Ben Sevda Mustokat, İbrahim Demirkol. Şu an sizi izlemekteyim. Orada bulunan sanatçı hemşerilerimize başarılar dilerim. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Sevda Mustokat'a. Selam sevgili olsun sevgili İbrahim Demirkol'a. İbrahim abiye selamlar. Evet selam olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet.
Ya var ya, bırakmadı beni şu grip. Allah'ım ya Rabbim ya. Kendi derdime mi yanayım? Işıklar gözüme vuruyor. Bir taraftan burnum sızlıyor. Kötü bir durumdayım yani. Böyle yo, harika bir şekilde program yapmaya gayret ediyorum. Aman arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Dikkat edin kendinize. Ben ne kadar dikkat edersem edeyim, hakikaten çok dikkatliyimdir o konuda ama piyasada, ortalıkta acayip bir salgın var. Aynen. Gitti geldi tabii ailede de olunca, bir de bu bulaşıcı olunca aman diyorum. Ama neyse, ben atlatmak üzereyim de bu sefer göze vurdu bu. Çok kötü yapıyor beni. Sizler de dikkat edin, bol bol bitki çaylarımızı içelim lütfen. Sağlığımız her şeyden önemli. Bitki çaylar çok önemli bu. Tabii ki. Tabii ki çok önemli. Salınmasını için. Evet, sıra bana geldi sana galiba. Sana geldi, lütfen oku artık. Lütfen oku artık. Okuyalım bakalım. Felek, benim gençliğimi geri ver. Yatarım. Elekmenim gençliğim.
arkadaşım. Teşekkür ediyorum sizinle, yüreğinize sağlık. Güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Çok güzel eser seçtin ama bizi duyurlandı. Harika bir eser. Ben çok seviyorum, evet. Ali Kızıltuğ dedim ya, yani bu gibi değerleri bulduğun zaman sıkı sıkı sarılmak lazım. Çok güzel eserleri, çok güzel. Son gündemde, hele de Ali Kızıltuğ hocamızın epey güzel türküleri gündemde. Aynen öyle. Evet. Ama güzel türküler. Güzel. Canım bir sıkıntın mı var? Biz kaçayım böyle, mı? Biz böyle iyiydik. Biz böyle iyiydik ya. Peki. Bu arada Adana'da sevgili dostum, değerli abim Binali Uludağ da bizi de izliyormuş misafiriyle birlikte. Ona da kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Kanal evet. 60 vasıtasıyla gönderelim. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Efendim. Ay ay. Türküler, 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 türküler kadar derin, derya, hiçbir şey yok. İnsan içine girdiği zaman aynen çıkamıyor. Öyle değil bir ah çekmişim yani ki. Yani o kadar hoş bir şey. Evet, senden şöyle bir tane daha güzel bir türkü alalım mı Sılanaz? Şu Gülenaz, Allah. Sen döndün Sılanaz. Program sonra seninle bir görüşelim. Ne oluyor, ne oluyor? Program sonrası bir görüşelim. Aslında Gülenaz yok fazla, hiç yok herhalde de ondan dolayıdır. Kısaca Gül dedi. Peki o zaman albümden mi gelsin? Ne yapalım arkadaşlar? Peki albüm, ikinci albümün ismini taşıyan Oleyli gelsin arkadaşlar. Oleyli gelsin. Çırasına bizi yandırır. Söyle nasıl eder o Leyli Leyli. Felek üstümüze derdi yağdırır. Hangi öne kaçam o Leyli Leyli. Zalim çırasına bizi yandırır. Söyle nasıl eder o Leyli Leyli. Çalmaz oldu gayrı sazım yastadır. Yatak döşek düştüm gönlüm hastadır. Yüce dağlar gibi başım dumandır. Söyle nasıl eder o Leyli Leyli. Çalmaz oldu gayrı, sazım yaslanır. Yatak döşek düştü, gönlüm hastadır. Yüce dağlar gibi başım dumandır. Söyle nasıl edem o Leyli Leyli. Tabipler derdime derman bulmadı. Kimde derman bulam o Leyli Leyli. Feleğin işine aklım ermedi. Yazımı silmeye gücüm yetmedi.
tabipler derdime derman bulmadı. Kimde derman bulan o Leyli'de? Çalmaz oldu ayrı sazım yaslandı. Yatak döşek düştüm, gönlüm hastaldı. Gece dağlar gibi başım dolandı. Söyle nasıl eder o Leyli Leyli? Çalmaz oldu gayrı sazım yaslandır. Yatak döşek düştüm, gönlüm hastadır. Yüce dağlar gibi başım dumandır. Söyle nasıl eder. Eyvallah, çok ağzına teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Durmayalım, durmayalım. Hemen arkasından bir tane de Sadıkçım senden alalım. Leyli demişken ben de Maksut Hoca'nın bir türküsü vardı Leyli Can. Evet. Bu aklıma geldi. Yalnız arkadaşlar biraz benim mikrofonumla bağlamamı açarlarsa. Mekan ismi vermiyoruz değil mi? Çok özür diliyoruz. Sizin hemşehriniz benim haftada 3 gün sahne aldığım Ok Meydanı'nda güzel bir restoran. Sadık abi bizi dinliyormuş. Buradan Sadık abiye, Mahsuni'ye, Halil abiye ve tüm dinleyicilere selam saygı olsun. Yarın bizlerden görüşürüz. De selam, evet. Sevgiler olsun. Serhat'cığım sadece bas piyano yapalım, ritim yapmayalım, böyle duygusal bir atmosferde eser okumaya çalışalım. Sana kimse yar diyemez, ben gibi Leyli Can, ben gibi Leyli Can. Benim sana can değişim ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can. Aslı bile kem olmadı sen gibi Leyli Can, sen gibi Leyli Can. Sana olan bu sitemi bundandır Leyli Can, bundandır Leyli Can, bundandır Leyli Can. Sana olan bu sitemi bundandır Leyli Can, bundandır Leyli Can, bundandır Leyli Can. Verdim kimse alıp satmıyor Leyli Can, satmıyor Leyli Can. Tabipler derdime derman katmıyor Leyli Can, katmıyor Leyli Can. Geceleri gözüm uyku tutmuyor Leyli Can, tutmuyor Leyli Can. Yüreğimin yarası var bundandır Leyli Can, bundandır Leyli Can, bundandır.
Mabzudumu saldım derde, vereme Leyli can, vereme Leyli can. Derman dedim tuz bağladım yarama Leyli can, yarama Leyli can. Günah sende başka suçlu arama Leyli can, arama Leyli can. Bu figanım bu feryadım sendendir Leyli can, sendendir Leyli can, sendendir Leyli can. Bu figanım bu feryadım sendendir Leyli can, sendendir Leyli can, sendendir Leyli can. Elinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Maksim Hoca'ya selamlar olsun. Bu güzel bir eseriydi. Benim de yakın dostum. Ellerinden öpüyorum. Güzel bir söz ama. Yani sözler de, türkü de, içeriği de güzel. Genelde Maksut Hoca'nın yaptığı hakikaten eserlerin birçoğu güzel. Evet. Benim dinlediğim kadarıyla. Yüreğine gönlüne sağlık. Evet, bir çırpıda gene vaktimizin sonuna geldik. Ha. Nasıl geldik inan bana hiç anlayamadım. Çünkü o kadar güzel seslerle birlikte burada oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü birbirinden güzel türküleri. Dedim ki yani biz konuşmayalım ama türküler konuşsun istedim ve de öyle de oldu. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Size şöyle bir ayağa alalım arkadaşlar, vedamızı yapalım. Sıla Naz'cığım senden başlayalım. Küle Naz. Ay, yok, ısrar ediyorum. Sıla Naz. Bundan sonra da Sıla Naz. Küle Naz değil. Peki Güle Naz'cığım senden alalım. Sevgili Naz'cığım, çok teşekkür ediyorum. Seninle olmak çok keyifliydi, çok güzeldi. Sevgili kardeşimle de yüreğine gönlüne sağlık. Ömer abiye çok teşekkür ediyoruz. Bizi seninle buluşturduğu için. Ben uzun zamandır ediyorum. Sözüm vardı ama kısmet olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Evet. Ben keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz, dostlarımız da keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum. Buradan saygılar sunuyoruz herkese. Sağlıcığım. Ben de teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olasın. Çok keyifli bir programdı. Ben de değerli Ömer abime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferde bizleri bir araya getirdi. Hemşerilerimizle birlikte olduk 2 saat boyunca. Aynen öyle. Evet. Sponsor firmamıza da bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili Mehmet abiye. Ki. Ve Kanal 60 ekibine. Kanal 60 da tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Yeniden merhaba dedi. İnşallah, evet, inşallah istikrarlı bir şekilde ilerler. Gideceğiz inşallah. İnşallah. Onu temenni ediyoruz. Daha böyle çıtasını, tirajını yükseltir. İnşallah. Temennimiz ondan yana. Teşekkür ediyorum. Efendim gene bir pazartesi daha. Gerçi günüm değişti. Perşembe günleriydi benim günüm. Bundan sonra her pazartesi saatler 19.30'u gösterdiğinde Kanal 60 TV ekranlarında yine sizlerle olacağım. Bu akşamki konuklarımla birlikte sevgili Sadık Yiğit, sevgili Güle Naz arkadaşım. Doğru söyledim. Uyarıyor beni. Uyarıyor beni. Yapımda ve yayında emeği geçen başta Klas Emlak Arsa Ofisi'ne çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet Akbayır'a, sevgili kardeşim Emrah Binici'ye ve akabinde çalışan herkese, Klas Emlak'ta çalışan bütün herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gene şehrimizin gülen yüzü Kanal 60'taki arkadaşlarıma, rejide çalışan kardeşlerime. Ya bir türlü ezberleyemedim, inşallah ezberleyeceğim, evet, ya. Evet, senin bir ezber sorunu oldu. Vallahi ezber sorunum oldu bu aralar benim. Çünkü arkadaşlarımızın hepsi aramıza yeni geldi. Ben eskiyim o yüzden bu kanalda. Sefa kardeşime çok teşekkür ediyorum kamerada bizlerle birlikte oldu. Caner kardeşime çok teşekkür ediyorum. Klavyede bana eşlik eden Serhat. O da benim gibi topiş, gündüz zaman yine oynuyor böyle, sağ olsun. Sevgili bağlamada, sevgili her zaman yanımda olan sevgili Saim abime ve Deniz'ime çok teşekkür ediyorum. Haftaya pazartesi sizlerle birlikte olmak adıyla her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah. Sevgiler, saygılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.